Hepinize merhaba, ben Edith Çağrı'na. Bir dakika, Survivor'ın sesini kısmam lazım. Küçük bir bilgilendirme yapmak için kamerayı elime aldım. Birazdan izleyeceğiniz video aslında önceden çekildi. Ne zaman tam olarak hatırlamıyorum bile ama zaten videoda tarih yazıyor. Sadece 2-3 hafta önceden çektim o videoyu ama bir türlü yayınlamaya fırsatım olmadı. Bir türlü olmadı yani. O yüzden videoyu şimdi yayınlayabiliyorum. Ben de hani böyle tatlı bir vlog oldu. Ders çalışma günlüğü oldu. Bence motive edici de oldu. O yüzden kalsın istemedim. Paylaşmak istedim sizinle. O kadar. İyi seyirler. Günaydın. Günaydın Zeynep. Sabahın köründe geldi. Tamam, o zaman kalkarsan kapatayım. Zeynep sabah sabah anlamı konuşuyor. Hiç kalkmak istemediğim bir sabah. Her sabah gibi. Ya kalksan öyle yapana kadar. Üstüne mi oturayım? Ne istiyorsun? Good morning. Wake up ceset. Sülfettin. Sülfettin. Eriyim. Good morning. Good morning hayatım. Dostlar günaydın. 25 Ocak Salı. Dün gece kuzenim Erim, az önce gördüğünüz boylu boyunca kendini mumyalayan, ben de kalmıştım. Aynı zamanda arkadaşım Zeynep de bende kalmıştı. Zeynep kütüphaneye gidecek, ben dershaneye gideceğim. Erim de kendi dershanesine gidecek. Erim 2 gündür bendeydi ama bugün artık gidiyor canım kuzenim. Bir tane uygulama kullanıyorum, tamam mı? Bu ücretsiz diye bunu indirdim açıkçası. Forest falan indirmeye çok şey yapmam çünkü 70 lira olmuş Forest bu arada. Hani bir tane böyle uygulama vardı, ağaç mağaç dikiyordunuz, odaklanıyordunuz. İşte ben bir tane ücretsizini buldum, onu indirdim. Bu uygulama bayağı iyi bir şeymiş. Hoşuma gitti yani böyle derslere etiket koydum falan. Odaklanma neresi açıyorsunuz böyle şekil şukul güzel oluyor. O yüzden mesela dün tam şey yapmıştım. 7 saat 5 dakika ders çalışmıştım ve şurada hani hangi derse çalıştığımı falan da böyle görebiliyorum ya. O yüzden güzel oluyor. O yüzden önce tarih çalışmaya başlayacağım. Şurada ÖSYM sorularının olduğu bir şey var. Bir de burada bir tane tarih kaynağım var. Dün bir tane kaynaktan zaten çözmüştüm. İlk Türk devletlerini çalışıyorum. O zaman şimdi bir saatimizi kuruyorum. Saatlik çalışma süresi bitti. Ben 119 soru çözdüm. Ben bunları koymayacağım bu arada. Seni öyle bir linçlerler ki sokağa çıkamazsın. İşlerde ben sana bu söyleyeyim. Linçlerler bu arada. Ben hiç sevmedim linç atmayı. O zaman linç edecek şekilde konuşmayacaksın. Konuşacağım aslında satayım. İğrenç bir insan olursun. Ben sana söyleyeyim. Şöyle kayıttın mı lan? Evet. Rezil edeceğim seni. Koymaz. Bu da böyle geri kafalı diyeceğim cahil. Günaydın. O kadar sevmiyorum ki uyanmayı. O kadar sevmiyorum ki. Hey böyle tam uykudan uyandığınız bir aralık var ya, aman yatakta düşünürsünüz. Hani bir yarım saat daha uyusam ne olur diye ama şunu da bilirsiniz ki yarım saat uyuyacağım diye yatarsanız o mutlaka 2 saate falan dönüşecek. İşte ben uykunun kölesiyim. Saat şu anda 8. Kendime kahvaltı hazırlıyorum. Normalde kahvaltı yapmam bu arada. Hiç sevmiyorum kahvaltı öğleni ama yani bütün gün ders çalışıyorum. Çok acıkıyorum bu sefer. Şimdi annemin benim için buzluğa koyduğu sigara böreği vardı. Onu kızartacağım. Bakın zenginim. Bunlar birleşmişler. Bakın bu benim dershaneye gidip bütün gün ders çalışacağım çünkü YKS öğrencisiyim kombinim. Şimdi gidip saçımı toplayacağım şöyle tepeden bir tane. Ben oldum, bana ders çalışmıyor diyordunuz. Ben değiştim, piştim, anladınız mı? Dün ben yine dershaneye gidecektim. Emir'i biliyorsunuz. Emir benim hani Marti'yle gidelim dedik beraber. Sonra gittik, bindik Marti'ye. Şimdi benim herhalde bütün arkadaşlarım üstün zekalı falan gerçekten. İki kişi Marti'ye zaten binmişiz. Hani başlı başına tehlikeli bir şey. Bir de tek eliyle Marti'yi sürüp tek eliyle çantasını düzeltmeye çalışırken biz yere yapıştık. Çok güzel yapıştık, görmeniz lazımdı. Bir baktım Marti, bir de Emir çok uzun, tamam mı? Ben arkasındayım, hani hiçbir şey görmüyorum, tamam mı? Nereye, ne oluyor, hiçbir şey bilmiyorum. Bir baktım Marti yana gidiyor, dedim hani düşüyoruz galiba. Emir'le Marti başka yere gitti. Ben
gittim, yere yapıştım. Dizim çok acıyor. Hani dizimi düz tutarken çok zorlanıyorum. Bütün sağ dizim kırık geziyorum. Şöyle burkarak şöyle. Bir de bugün hani hala martile gidesim var. Böyle yenilen pehlivan güneşe doymaz da denmez buna ama. Bir de ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Hani dedim ya size ben tam YKS öğrencisi oğlum diye. Bütün gün ders çalışıyorum ki akşam hani eve gelip Survivor izleyebileyim. Hiç beğenmedim kendimi. Tamam. Of, gerçekten ben hayatımda kendimi ilk kez böyle görüyorum ya. Benim ortaokuldayken eşofman fobim vardı biliyor musunuz? Nefret ediyordum eşofmanlara. Nefret ediyordum. Siyah tayt haricinde rahat olan her şeyden nefret ediyordum. Neden acaba? Bakın. Paralar marka bebi gel her şeye bırakacağız 300 miligram. Geçenlerde bir tane TRT denemesi olduk yani altın karma yayınlarında. Orada mesela normalde ben hep TRT'de şu anda 84-85 civarında hep o net puanını yapıyordum yani hani. Kolay bir deneme olsa tabii daha yukarıya çıkardı. Yani normal ortalama zor bir denemede hep öyle 80-85 civarında sabitlemiştim netimi. Yani altın karmanın denemesinde 75'e düştüm. Ama hani matematiğini yaparken matematikten çok düştüm ben. Matematikten hani bir 7-8 net az yaptım o denemede. Ve o benim canım çok sıktı. Çünkü TYT matematik çok lanet bir şey anladınız mı? Hani AYT matematik hani tamam işlem ve bir konuyu biliyorsanız ve çok soru çözmüşseniz onunla ilgili çok az soru kaçırırsınız. Eğer gerçekten çok iyi çalışmışsınız ama TYT çok yorum olduğu için hani şans anladınız mı o an? Ne olur acaba? Benim AYT netlerim aşırı düşüktü. Bu okullar kapandığından beri çok iyi AYT çalışıyorum ve şu an hani mesela en son işte o altın karmanın bu sefer AYT'sinde 61 yaptım eşit ağırlıkta. Ya hani şey güzel AYT çalıştığınız anda onun sonucunu alıyorsunuz o süper ama TYT ya lanet bir şey Allah kahretsin iğrenç bir şey ya. O yüzden şimdi şu 3-4-5'in şu matematik denemesini yapacağım kendime. Bir saat veriyorum ben matematik denemelerine. A few moments later. Şimdi deneyin kontrol zamanı. Kadir abla bakma bana. Of bir kere battın ben çok utandım şimdi. Hayır, ne yapıyorsun diye bak. Bakma seni keşke. Of ya. Sence kaç net yapmışımdır Kadriye abla? Matematik, TYT. 31.5. Kadriye abla çikolatasını iddiaya girelim mi? Kabul. 31.5'un üstünde yaptıysam? Dido Gold istiyorum. Wow, 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 wow. Bir dakika, çok iyi gidiyorduk ya. Kadriye abla gülme, sen bana karşı mısın? Yeşil ucunda çikolata var. Dur bir saniye, geliyorum bu arada. Hiç bir saniye. Sen bir yanlışım daha çıkmasın. Tamam bir dakika. Geliyor Kadriye abla. 33 doğru 3 yanlış. Yani 32-25. Of bu deneme kolaydı bu arada ya. Bunda 32-25 yapmamış olmam lazımdı. Ama tamam aşırı kolay değildi demek ki. 32-25 yaptıysam. Ama ben dikkat hatası mı yaptım? Niye yapamadım bu soruları? Bir saniye bir bakayım. Her yer tik dolu ya. Bakayım. Peki coğrafyada da böyle oluyor biliyor musunuz hep? Ben asla kendi bilgimi sorgulatmam. O soru hatalıdır der sorunu sürmek isterim. Harikasın Kadriye. Kesinlikle. Seninle gurur duyuyorum. Az önce bazı pozitif olaylara şahit olduk. Annemin koronası gibi. Annem korona olmuş. Bundan da 2 hafta önce babam korona olmuştu. Ben hani ikisinden de ayrı hani yaşadığım için ben olmadım ama annemle bayağıdır görüşemeyince ben biraz üzüldüm. Yine bir hafta daha şey girecek diye. Canım annem. Canım işteydi. Ama şimdi ders çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bir YKS öğrencisi böyle yapar. Kaydetme lütfen, çok heyecanlı. kapat sonra konuşuruz. Bak YouTuber adayı orada işte bak. Görüyor musun? Kamerayı görür görmez direkt oynamaya başlıyor ya. Sana cevap hakkı doğdu. Nerede? Çok kötü şeyler. Ağzımı alamam. Kötü bir şey söylemedi. De söyledi. Asla. Kötü bir şey der miyim yani? Söyledi Ufuk abi. Der miyim sence? Ufuk abi söyledi. İnanıyorum. Hani benim terbiyem el vermiyor. Reklam olmaz. Sürsün mü onun adı? Sürsün. Türk malı aldığı belli. Sürsün. Şu an reklam giriyoruz. Bu 20 TL. Bilmiyoruz. Geldiler satıyorlar. Şahane. Uygulamalı şekilde gösterebiliyorsunuz. 20 lira bu. 20 TL. Adama dedim ki 2 tane ver. 2 tane yetmez dedim. Tamam dedim. 20 lira. 3 tane ver 55 lira vereyim dedim. Yetmez dedi. 7 tane vereyim 100 olsun dedi. Çok enteresan bir
pazarlıktı yani. Kurtulamayacağımı bildiğim için 100 lirayı verdim. 7 tane sür silah. Nasıl kokuyor? Güzel kokuyordu. Aa bayağı güzel kokuyor bu arada. Çok iyi siliyor yalnız. Evet, tavsiye ediyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Denediniz mi hemen? 2 evet. saniyede. Adam zaten hemen kirli neri buluyorsa denedi. Kadriye'nin duvara izleri çıkmıştı. Sandalye Ay. İzleri onu sildi. Sandalyeyle mi yaptı onu? Gerçekten ilginç bu arada. Atlıyor böyle sandalye. Almina Taner'in sözü var. Duvarlara durmadan not yapıştırıp duruyor. Yıl bitince duvarları boyayacak. Siz de burada şahit olun. Bir duvar diyor ama ben bir duvar değil birden fazla duvar boyamasını istedim. O da söz boyayacağım dedi. Aa sen çikolatasını getirdin mi? Kayıtlar altında kalsın. Aa sen çikolatasını getirdin mi? Dido Gold. Dido Gold istiyordum. Tamam gidiyorum şimdi. Ama Dido Gold istiyorum. Çok çektik bu devletlerin dinlerinden ya. Ben yüzyıl savaşları mıydı? Şu Almanlar bir karar veremiyorlar ya dinlerine. Ben var delirmiştim onları çalışırken. Baksana sen bu dershanenin şeyiyim ben. Efendisi. Çok güzel çıkarmamış mıyım? Bakın bunların hepsini ben çıkardım. Karadeniz'e selam olsun. Akini de burada. Ama bu da Karadeniz lan. Günaydın. Unuttum. Ya benim Allah'ım hapsi tamam benim kucuk atıyorum. Bu arada ya hani senin kim yapıyor lan? O zıvıltı kim çalıyor? Kim çalıyor? Doğu'da çalıyor. Doğu'da mı çalınıyor? Doğu'da da yazdım. Oğlum ben tam Doğu'da düğüne gidecektim ha. Aşkım gelecek. Geçsen önüne çıkalım. Bence güzel. Ama kameranın arkasına geçeyim mutlaka. Ben sizinle konuşayım. Onlar da kameraya konuşuyor zannetsinler. Küçük ders çalışan Winx Club. Bıçak mı Winx Club? Çok çalıştık. Gece 11.30 oldu. Bu 11.30 aynen. Ana 12 olmuş lan. Bu iki kız gidiyor. Biz de Zeynep'le ne yapacağımızı size söylemeyeceğim. Ha evet doğru. Söyleyebilirmişiz. Bulaşık yıkayacağız. Hayır. Zeynep, daha da şöyle planlıyoruz. Zeynep yıkayacak, ben ders çalışacağım. Ya da ben uyuyacağım. Aynı da arkadan bulaşıkları toplayıp atacak. Ya da en iyisi şöyle yapacağız. Yağmurla bağ gitmeyip bu evi temizleyecek sonra gidecekler. Ayrıca bugün aldehitleri bitirdim. Tebrikler. Ben anlamıyorum neden bahsettiğini. Aldehitleri bitirdim. Organik kimya. Sondan. Ya bu organik kimya ne ama Allah aşkına. İğrenç bir şey. İğrenç. Kıpırdabilir miyim? Böyle biz buraları biraz ayete fizik baktım. Sonra full problem çözdüm. Fizik gitmiyor. Problem açtım. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Tarih. İslamiyet baştan yazdım. İslamiyet doğurdu. İslamiyet gerçekten... Aramızdaki tek... Of ya çok o kadar çok İslamiyet çalıştım ki şu an yemin ederim. Mesajı böyle yazmıştım. Ah, kuyulanıyorum, mutlu suyulanıyorum. Şimdilik görüşürüz. Bekle dur gel. Yolamadan olmaz.